Evet, şimdi bir diğer konuşmacımız Sayın Veysel Şahin'i davet ediyorum. Kendisi Otizm Federasyon Başkanı. Merhaba. Öncelikle beni davet ettiğiniz için Sayın İl Müdürüme, Sayın Müdürlerime, hocalarıma çok teşekkür ederim ve aramızda bulunamayan Sayın Vali Yardımcımız Eyüp Sabri Kartal Bey'e çok çok teşekkür ederim. Efendim ben akademisyen olarak buraya katılmadım. Ben sivil toplum örgütü olarak Otizm Federasyonu Türkiye'de bir ilk olarak bir federasyon kurduk ve federasyon adına federasyon başkanı olarak buradayım. Ben de sizler gibi damdan düşen biriyim. Aranızdan biriyim. Buraya geldim. Önce kendimi tanıtayım. Ben 24 yıldır New York'ta, Amerika'da yaşıyorum ve 6 yaşında bir otizmli oğlum var. Türkiye'ye gelirken tabii biraz araştırdım Türkiye'yi, yazılanlar, okunanlar. Ama buraya gelince okunanlar, yazılanlarla gerçek olan şeylerin bir arada birbirini tutmadığını gördüm. Ve kısa zamanda dernek oluşturup ve federasyon çatısı altına girdik. Şimdi burada neler anlatacağım? Türkiye'de bu sivil toplumun güçsüz olmasının sebebiyle biz birçok sorunlar yaşıyoruz. Şimdi aranızda hüzünlü bakışlar var, karamsar bakışlar var. Biz ne olacağız, yarın ne olacak, işte biz gidince ne olacak bu çocuklarımız diye. Gerçekten hüzünlü bakışlar var ve sizi çok iyi anlıyorum. Ben de sizlerden biriyim. Şimdi Türkiye'de 450 bin üzerinde otizmli çocuk var. Ve şu anda en son bir ay önce yapılan CDC programı, CDC'nin yayınına göre 68 çocuktan bir tanesi otizmli doğuyor. Ya bundan 10-15 yıl sonra şu çocuk normal gelişimi gösteriyor diyebilecek seviyeye geleceğiz. Onun için bir an önce adımlarımızı atmamız gerekiyor. Ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor. Ve bunun için bugün burada tohumunu attığımız inşallah hayırlara vesile olacak erken teşhis, erken tanıma halk sağlığı müdürlüğü altında. Bu program Türkiye'de 4 tane ilde yapılıyor. Bir pilot çalışmasıdır. İnşallah çok başarılı geçecek ve ileride bu pilot çalışmanın erken tanımadan sonra erken eğitim, yoğun eğitim, eğitimden sonra ne olacak, evde ne olacak, aile ne olacak, onlar da olacak. Onlar da inşallah sırayla olacak. Şimdi bu otizm olayının Amerika'da nasıl olduğunu biraz size bilgi vereceğim. 22 yıl önce Amerika'da da özellikle New York başta olmak üzere bu otizm olayı çok yüksek safhaya çıkmıştı ve bütün aileler şikayetçi. Yok işte olmuyor, böyle olmuyor, o olmuyor, herkes şikayetçi. Ve senato karar alıyor, başkan, oranın başkanı toplantısı altında, emri altında. Senato topluluğu, biz bu işi yapamıyoruz, bu işi sivil topluma devrediyoruz demişler. 22 yıldır bu özel eğitimi sivil toplum yapıyor. Vakıflar, dernekler, federasyonlar, konfederasyon hala dünyada yok ki çok acı bir şey. 22 yıldır gerçekten çok büyük başarılar kaydettiler. Ve Amerika'da şu anda %85'i bu çocukların, ki 1,5 milyona yakın Amerika'da 30 birey var, %85'i eğitimle, erken teşhisle, alternatif terapiyle, beslenme, düzenli beslenmeyle topluma kazandırılabiliyor. Yani 100 çocuktan 85 tanesi normal gelişme gösterip kendi hayatını bağımsızca devam edebiliyor. Ki Türkiye'de bu rakamlar maalesef bu 450 bin çocuğun %10'u ancak bir şekilde okula gidebiliyor. Acı gerçek. Ve bu %10'un da ancak belki %5'i, %7'si topluma kazandırılıp bağımsızca yaşayabiliyor. Arada çok büyük fark var. Bu farkın nedeni bir erken teşhis ki şu anda adımını attığımız ilk adım. Erken teşhisten sonra ne olacak? Bize diyecekler, evet sizin çocuğunuzda gelişme bozukluğu var, sizin çocuğunuz 3 yaşına gelince otizm tanısı alacak ve ondan sonra ne olacak? Biraz karanlık bir oda. Bu herkes biliyor, 0-3 yaş grubundaki çocukların Burcu Hanım da dediği gibi 20 saatten az olmamak üzere eğitim alması gerekiyor 3 yaşına kadar. Ama 3 yaşından sonra bu eğitim saatlerinin artması gerekiyor. Burada sadece ABA dediğimiz uygulama davranış analizinden bahsettik ama bu eğitim sadece uygulama davranış analizinden ibaret değil. Burada PTC var, OTC var, speech var, konuşma terapisi var. Bugün hangi okulumuzda konuşma terapimiz var? Yok. Kaç tane okulumuz var bizim Bursa'mızda? Yok. Şu anda 9000 tane otizm tanısı almış birey var Bursa'da. Peki bu 9000 tane çocuğu barındırabilecek, eğitim verebilecek yeterli okullarımız var mı? Maalesef yok. Çocuk 2,5 yaşında, dışarıda bir hanımefendiyle görüşüyorum. 2,5 yaşında. Yok
Evet, 2,5 yaşında tanı alıyor ama gidebileceği bir yer yok. Evet, siz çocuğunuzu tanı aldınız, haklısınız. Sizin çocuğunuzdan 30 tanısı aldı ama ne yapacaksınız? Haftada 2 saatlik rehabilitasyon merkezleri var ki hiçbir işlemsel olmaz. 2 saatlik haftada eğitim hiçbir şey olmaz. Şimdi buraya nereden geldim? Bu sivil toplum örgütlerinin biraz daha güçlenmesi gerekiyor. Ya biz aile olarak, damdan düşenler olarak devletimize yardımcı olalım. Devlet bu işi inkar etmiyor. Ben diyor yapamıyorum, bilmiyorum diyor. E biz o zaman insanız. Biz burada damdan düşeniz. Bizim derdimizi biz bilmezsek kim bilecek? Biz bileceğiz. Damdan düşen ancak damdan düşenin halinden anlar. Sivil toplum olarak yapacağımız en ilk işimiz bir sivil toplum örgütüne, derneğe, federasyona, vakıfa üye olmamız. Biz de varız. Nasıl biz her zaman söylüyoruz, orada burada gösteriyoruz, broşürler dağıtıyoruz, biz de varız diyoruz. Biz de varız. Biz de varız laflı olmuyor. Derhal bir sivil toplum örgütüne üye olmamız gerekiyor. Çalışmalarımızı yapmamız gerekiyor. Araştırmalarımızı yapmamız gerekiyor. Ve artık toplumun bu işin içinde sadece devletle değil, toplumun da bu işin içinde olması gerektiğini artık vurgulamayız. Amerika'da bu iş neden çözülüyor? Çünkü sivil toplum örgütü o kadar güçlü ki, devletten bile güçlü olan sivil toplum örgütleri var. Çünkü damdan düşen çok, halden anlayan çok. Burada bunu yapılandırmalıyız. Şimdi ilk olarak biz 3 ay önce federasyonumuzu kurduk. İnşallah Bursa'da da bir federasyon kuracağız. Ankara'da bir federasyon kuracağız, birleşeceğiz, konfederasyon olacağız ki bu damdan düşenlerin halini en iyi biz biliriz. Biz artık devletten, sayın müdürlerimizden, sayın yetkililerden biz sorumluluk istiyoruz. Biz artık bu işi el atmak istiyoruz. Çünkü biz bu işi yaşıyoruz. 9-5 bir devlet memuru çalışıyor, 5'te evde gidiyor. Çünkü 5'te bitiyor işte ama bizim işimiz eve gidince başlıyor. Eve gidince bizim asıl işimiz başlıyor. Şimdi bir de şu boyutu var, bu çocukların, bu ailelerin %70'ine yakın ilk 2 yıl içinde boşananlar var, ayrılanlar var anne baba olarak. Ne olacak bu ailelere? Gittiler. Kim bakacak çocuğa? Anne, her zamanki gibi çocuklarla beraber. Baba gitti, o belki deneyeceğim, yeni bir evlenirim, bir daha yaparım, bir şeyler olur, soyumu devam ettiririm. O düşünceler var. Şimdi burada sivil topluma güzel bir yük daha düşüyor. Sosyal hizmet uzmanları, bir ailenin çocuğuna bir tanı konulduğu zaman yalnız bırakılıyor. Ailelerin çoğu bu aşamayı atlatamıyor. Anne babayı suçluyor, baba anneyi suçluyor, anne diyor ki senin dayın da öyleydi, amcan da öyleydi, yok sen bana kızdın, yok ben korktum. Birbirlerine suçlamalar başlıyor, baba bütün gün çalışıyor, eve geliyor yorgun argın. Anne diyor ki oh, eve geldin rahat edeceğim, sen biraz çocukları. Ya hatun ben bütün gün çalışıyorum, yorgunum, örgün etme. Burada arada bir kopukluk var. Bu kopuklukların da bu aradaki, şimdi bir eve ateş düşer, yakar, bir eve ateş düşer, kontrol altına düşerse kenetler. Biz burada sosyal destek uzmanları, Aile Bakanlığı büyük görev düşüyor burada. Sosyal destek uzmanları birimini kurmazsak bu aileler parçalanacak. Bu ailelerin %70'i ayrılacak. Maalesef ki çocuklar ortada kalacak. Acı gerçek bu. Bir de işin diğer boyutu var. Bu çocukların yarısından çoğu hayatlarının bir kesiminde cinsel tacize, bu tür şeyler, istismarlara maruz kalıyorlar. Peki bir araştırma yaptık. Bizim hukuk kurulu, federasyonumuzda hukuk kurulu başkanı avukat Işıl Bahatur var. Sayın Işıl Hanım bunu bir araştıralım dedim. Türkiye'de bu özel çocuklara cinsel istismar veya tacizden hüküm giyen sayı o kadar çok az ki. Yok denecek kadar az. Hani biz diyoruz bu çocukların yarıdan fazlası hayatlarının bir şekilde istismara uğruyor. Nerede bu insanlar? Bu aileler, bu istismara uğrayan aileler çocuklarına böyle bir şey olduğunu söyleyemiyorlar bile. Utanıyorlar. Ne oldu? Ona söylese dedikodu olacak. Dedikodu olacak, o ona söyleyecek, o olacak. Hayda, bütün kasaba, bütün köy çalkalanıyor. İşte şu olmuş, bu olmuş. Onun için burada sosyal destek uzmanlarının, Nasrettin Hoca'na bir laf vardır. Tokatı çocuğa suyu gönderiyor, tokatı vuruyor öyle gönderiyor. Neden? Kırıldıktan sonra bir kıymeti yok diyor. Kırılmadan önce vurayım bu tokatı. Biz de bu çocukların, bu ailelerin başlarına bunlar gelmeden önce bu desteği verelim. Sosyal destek uzmanlarını devreye sokalım ki bunlar da devlet memuru da olacak değil, sivil toplumların yönettiği, damdan düşen kişilerin yönettiği profesyonel kişiler olur. Türkiye'de çok dedikodu var, Amerika'da profesyonellik var. Neden? Çünkü bu kişilerin, bu ailelerin gidebileceği, konuşabileceği bir yer olacak. Profesyonelce,
İlla kapı kapı dolaşıp benim yardıma ihtiyacım var değil. Bunlara bir bireyin çocuğunda eğer bir gelişme bozukluğu, bir problem varsa bir telefonu yetmesi lazım. Benim çocuğumda problem var, bu topu yuvarlayacak. Bu topu yuvarladıktan sonra bowling topu gibi bu topu tutamazsınız. Öyle olması gerekiyor Türkiye'de de. Bu sosyal destek uzmanlarının devreye girip bu aileye ilk günden biz senin yanındayız. Biz senin destekçiniz. Biz senin için bunları yapmayacağız. Biz senin elinden tutarak beraber yapacağız. Bu algının bu halka, bu vatandaşlara, bu damdan düşenlere, sadece damdan düşenlere değil, bütün insanlara bu sosyal destek uzmanlığının yapılması gerekiyor. Hayat kurtaracak bir mesele o sosyal destek uzmanları. Peki bundan sonra eğitim olarak dedik, şimdi ABA dedik, başka. Şimdi bunların hepsinin bir arada yapılması bizim için problem mi? Yok. Neden yapamıyoruz? İşte efendim bu protokolümüz var, bizim müfredatımız var, bizim şuyumuz var. Sivil toplumun müfredatı yok. Sivil toplumun sadece insanlığı var. Sadece geleceği ve çocukları var. Ve Türkiye'de biz sivil toplumu güçlendirmeliyiz. Herkes, her şeyi, bütün işi biz devlete bırakamayız ki. Bilmiyor çünkü daha yeni, Türkiye'de yeni. Türkiye'de yepyeni, son 20 yıl önce, 25 yıl önce 10 bin çocuktan bir tanesi teşhis alırken şu anda 68 çocuktan bir tanesi teşhis alıyor. Bunu önlemek için bir şey yapabiliyor muyuz? Şu anda elimizdeki imkanlarla yapamıyoruz. Peki ne yapmamız gerekiyor? Bu teşhisi koyduktan sonra bu aileleri ve çocukları düzgün bir yolda, bağımsızca, kendi hayatına devam edebilecek şekilde yetiştirirsek, OTC, PTC, ABA's, speech'i, yani bütün bu dört dersin bir anda verilebileceği ve sınıfta bu öğretmenlerin tek başına kalıp da bu kapı kapandıktan sonra okulda ne oluyor? Ne oluyor bu çocuğa? Nasıl eğitim veriliyor? Olmaz. Bu işin bir koordinatörü, Burcan Hanım da bahsettiği gibi, her öğretmenin, her altı öğretmenin veya dört öğretmenin bir koordinatör olması gerekiyor. Bir öğretmen program yapmaz, yapamaz. Bir koordinatör yapar bu programları öğretmenleri eğitmek için. Ve bu koordinatörlerin de bir formatörü olur ki bu koordinatörleri eğitmek için, devamlı eğitim vermek için, bu aşamaları, bu gelişmeleri gözetlemek için formatöründe olması lazım. Ve her okulda sosyal destek uzmanı olması lazım ki bu çocukların kulağı, sesi, gözü, her şeyi olsun. Bu çocuklarda gelişme var mı? Takip eder. Çok güzel. Ama bu çocukta, bu sınıftaki Ertuğrul'un bir problemi var. Bu bir garip davranıyor. Sosyal destek uzmanı bunu gözetler ve bunun anında farkına varır. Ve derhal müdahale eder. Belki bu çocuk evde bir problem yaşıyor. Belki evde uyuşturucu kullanıyor birileri. Belki çocuğa taciz ediyorlar. Ve bu tür kişiler bunu, çünkü işi odur, profesyonelliği odur. Bunu derhal tetkik eder ve anında gerekeni yapar. Dediğim gibi sosyal, sivil toplum gerçekten çok önemli bir konuda. Biz bir an önce elimizden geldiği kadar hızlı bir şekilde hareket edip sivil toplumu güçlendirmeliyiz ve biz de varız burada demeliyiz. Bakın nasıl Amerika %85, 100 çocuktan 85 tanesi topluma kazandırılıyor. Bunu biz neden yapamayalım? Ya biz Türkiye'yiz. Neden yapamayalım bunu? Bu yaz bizim yeni bir projemiz var. Amerika'dan gönüllü bir tane profesör geliyor Türkiye'ye. Gönüllü. Ben diyor para istemiyorum. Uçak biletimi de kendim alırım. Sadece bana yatacak yer var, yemeğimi ver. Ben dedi her 42 gün boyunca yaz tatilimi Türkiye'de günde 8 saat ben sizin için çalışmaya varım. Bunu söyleyen bir profesör Illinois'tan. Çok güzel, çok iyi bir profesör. Bu otizm alanına çok iyi, kendisini geliştirmiş bir profesörümüz. Yurt dışına Amerika'dan 10 saatlik uçak yolculuğu buraya gelmek istiyor ve bize yardımcı olmak istiyor. Artık oturup düşünelim. Biz diyelim ki ya biz neden yapamayalım bunu? Bizim elimizde gerçekten her şey var. Ama çok kısıtlı. Bunu geliştirebiliriz. Türkiye'de şu anda hala 16 tane devlet üniversitesinde, 2 tane vakıf üniversitesinde özel eğitim bölümleri var. Ne kadar az. Ne kadar az. Bunu bir güzel bir politika geliştirip en az bunun 50'ye çıkması gerekiyor ki Türkiye'deki özel eğitim sorunu giderelim. Bu da otizm alanında değil sadece, zihinsel engeller olan kişi değil mi Burcu Hanım? Zihinsel engeller öğretmeni yetiştiriyoruz biz. Konuşma terapisi yetiştiriyor muyuz? Hayır. Fizyoterapi yetiştiriyor muyuz bu çocuklara? Yetişmiyoruz. Neden? Bizim protokolümüzde, bizim bürokrasimizde. Bu ben düzeliyorum. Bizim müfredatımızda bunlar yok. Ya insanlık söz konusu, bizim geleceğimiz söz konusu. Onun için bir an önce birleşelim, biz de varız diyelim. Devletimize yardım edelim ki geleceğimizi kurtaralım.
Yoksa bundan 5 yıl sonra bizim ordumuzdan fazla otizm ordumuz olacak. Otizmli çocuklarımız olacak. Bir de sadece bu eğitim yetmiyor. Aramızda öyle veliler var ki çocuğunu öyle çabalarla, öyle emeklerle büyütmüş, yetiştirmiş ki ama maalesef bundan sonra okula gönderemiyor. Neden? Bir tanı almış, ondan sonra gidemiyor. Çünkü bu çocukta gelişme bozukluğu var. Otizm tanısı var. Engelli. Üniversiteye alınmıyor. Üniversiteye gidince dışlanıyor. Bu toplumu bilinçlendirirsek biz bunların önüne geçiriz. Başka türlü yapamayız bunu. Teşekkür ederim. Eğer sorusu olmak varsa teşekkür ederim. Sorusu olan varsa dinleyebilirim. Erken ayrılmak zorunda kalacağım bugün çünkü Erzurum'a da gideceğim. Artık Türkiye'nin bütün illerinde inşallah kısa zamanda bütün çalışmamıza başlayacağız. Bundan sonra Erzurum'a gidiyorum. Geçen hafta Antakya'daydım, Ankara'daydım, İzmir'deydim. Gerçekten bu tohumu her tarafta yeşertmek istiyoruz. Ve artık biz de varız. Sivil toplum olarak buradayız. Aranızda izlemek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Otizm Federasyon Başkanı Veysel Şahin'le bizlerle birlikte olduğu için teşekkür ediyoruz. Teşekkürlerimizi sunmak üzere Sayın Resul Özbey'i buraya davet ediyorum. Sayın Federasyon Başkanımıza böyle önemli bir konuda ve gerçekten de fedakarca çalışıyor anladığımız kadarıyla. En ileri ülkelerdeki bu eğitim disiplinini buraya da aktarmaya çalışıyor. İl il dolaşarak kendisine teşekkür ediyoruz ve başarıların devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Tamam, tamam, tamam. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok duyguladım. Gerçekten böyle bir şeyi düzenleyen Halk Sağlığı Müdürümüze, Sayın aramızda olamasa da valimize, Eyüp Sabri Kartal Bey'e çok teşekkür ediyorum. Artık birleşelim, tek yürek olalım, geleceğimizi kurtaralım. Her şeyi devlete bırakamayız. Artık biz bu toplumun parçasıyız. Biz damdan düşenleriz. Teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık diyoruz. Tabii diğer panelistlerimize de katılımlarından dolayı şimdiden teşekkür ediyoruz. Gerçekten de çok heyecanlı bir dinleyici kitlemiz var. İnşallah faydalı olur. Teşekkür.